İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşıma zam talep ediyor. Mecliste ise, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ise AKP-MHP bloğunun çoğunlukta olması sebebiyle bu zam talebi reddediliyor. Şimdi bu zam talebini İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve Metro AŞ'de zarar ettiği gerekçesiyle talep ediyor. İktidar bloğu ise bir taşla iki kuş vuruyor. Bir, işte diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partili Belediye, vatandaşa zam istiyor diyor. Ulaşımda, otobüste, metroda zam yapacak vatandaşa biz engelliyoruz diyor. İkincisi, bu zammı engelleyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elini kolunu bağlayıp başka yere yapılacak yatırımlarla engel olup o yatırımlara ayrılacak kaynakları İETT'nin artan maliyetlerini sübvanse etmeye aktarmasını istiyor. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yatırımları yapamayarak işte CHP'li Millet İttifaklı bir belediye yatırım yapmıyor dedirtmek istiyor. Şimdi akaryakıt zamlarını, dövizin artışını, doğalgaz zamlarını, elektrik zamlarını yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, Cumhuriyet Halk Partisi değil, Millet İttifakı değil. Oluşan maliyetler bu belediyeye büyük. İETT zarar ettiği zaman da bu zararı karşılayacak olan vatandaşlar. Yatırım yapılmadığı zaman mağdur olacak olan da yine vatandaşlar. Artan maliyetleri karşılamak hakkı var. Bütün büyükşehir belediyelerinde hiçbir itiraz olmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son zam yaptığında İETT'ye ile bugün talep ettiği bugünle arasında akaryakıt fiyatları iki kat artmış durumda. İETT %50 zam talep ediyor ama akaryakıt iki kat artmış durumda. Metro elektrik kullanıyor. Elektrikte de keza yüksek bir fiyat artışı var. Şimdi bunları karşılayamıyor. Bir şekilde sübvanse etmesi lazım. Ne yapacak? İstanbul Metro AŞ'ye zaten sübvanse yapma hakkı yok. İETT'ye var. Bu sefer başka kaynaklardan kısıp İETT'nin zararını karşılamak durumunda. Böyle bir durumda da bu vatandaş yeni yatırımlardan nasiplenemiyor. Böyle bir sıkıntı var. Vatandaş zamla vatandaş mı ödesin? Peki vatandaş zamla ödemesinde zararı nasıl karşılayacaklar? Zararı da vatandaş karşılayacak. İş maliyetlerin giderilmesi. Keşke iktidar dövizi, akaryakıt fiyatlarını, elektrik fiyatlarını, doğalgaz fiyatlarını, girdi maliyetlerini düşük tutsa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi de zam yapma talebinde bulunmasa.